Selim Bey merhabalar, günaydın. Merhabalar. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyoruz sesinizi. Nasılsınız? Ben sizi duyamıyorum yalnız. Şu an geliyor mu sesim? Ben sizi hiç duyamıyorum şu an ama siz beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Selim Bey merhabalar, beni duyabiliyor musunuz? Bir başkası deneyebilir mi mikrofonu açmayı? Acaba benim bilgisayarım sesinde mi problem var? Selim Bey duyabiliyor musunuz? Benim. Şu an geliyor mu sesim? Ben hala sizi duyamıyorum. Şu an geliyor mu Selim Bey? Test ettiğinde de gelmiyor. Bir dakika tekrar bakacağım. Kusura bakmayın bir dakika. Tamam, şimdi oldu galiba. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Düzelt.
Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Arkadaşlarla sizleri bekliyoruz. Genel olarak bizlere planla ile ilgili bizlere bilgi verirseniz. Bu arada yeni katılan arkadaşlarımız var aramıza. Hani İrlanda'nın vize süreçleriyle ilgili bilgi verirseniz de çok seviniriz. Tabii, tabii. Şimdi isterseniz şeyle başlayalım. Çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Sıkıcı olmasın sizler için de. Bu arada Selim ben. Tanışmadığımız arkadaşlar var. Twin Group'ta yaklaşık 10 senedir çalışıyorum. Şu an Twin Group'ta satış takımını burada yönetiyorum. Satış operasyon takımını. Ve 3 merkezimiz var bizim Twin Group'ta aslında. Adult yetişkin olarak. Yetişkin merkezlerde 3 merkezde 3 farklı destinasyon var. Bunlardan birincisi Londra, Greenwich merkezi. Şimdi zaten ekranımı paylaşacağım. Şeyi çok, yani presentation, yani bir sunum yapmayacağım. Yani bir sunum materyali kullanmıyorum aslında bu tarz treningleri yaparken. Google Earth'ü kullanmayı tercih ediyorum. Sizler de Google Earth'ü kullanabilirsiniz. İnanılmaz faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilere gösterirken de okul lokasyonlarını. Hemen şuradan ekranı paylaşayım. Ekranımı görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Muhteşem. Burası hemen göstereyim. Birinci lokasyon Londra'da Greenwich merkeziniz. Burası 450 öğrenci kapasiteli. İçinde havuzu olan, spor salonu olan, devasa bir kütüphanesi olan büyük bir merkez burası. Greenwich'i hepimiz biliyoruz, hatırlıyoruz bence şeyden diye düşünüyorum. Orta 2, 0 meridyen noktası. Değil mi? Herkesin herhalde böyle hafızasına yer etmiş bir lokasyon. O 0 noktasına inanılmaz yakınız. Şimdi biraz uzaklaştırayım haritayı, göreceksiniz. Bu Royal Observatory, yani gözlem evinin olduğu yer, 0 noktasının olduğu yer 5 dakikalık yürüme mesafesinde okulumuza. Tam olarak 0 noktası burası. O bizim işte beynimize kazınan nokta burası tam olarak. Ve oraya 5 dakika yürüme mesafesindeyiz. Lokasyon olarak çok komünitü, yani şehir merkezine ulaşım çok kolay bir lokasyonda. Genelde Greenwich'le alakalı bir ön yargı var. Bu ön yargı genelde işte şey, bizde Türkiye'de şey diye bilinebiliyor, merkeze çok uzak diyebiliyor öğrenciler. En fazla bize gelen soru bu aslında. Nasıl merkeze gidiyoruz biz buradan Greenwich'ten diye. Çok kolay. Hemen binamızın, bizim okulumuzun arkasında, tam burasında, tam burada bir istasyon var. İsmi Mace Hill İstasyonu. Mace Hill istasyonuna yürüme mesafesi 4 dakikalık bir mesafe. Bizim okulumuzdan çıktıktan sonra yürüyerek 4 dakikada varabiliyorsunuz. 4 dakikalık mesafeye gittiğinizde, hemen şurada göstereceğim size. Mace Hill istasyonu London Bridge'e 11 dakikada varabiliyor öğrenciler. Totalde seyahat süresi 15 dakikada London Bridge'e öğrenciler gidebiliyorlar. Şimdi yazınca daha fazla çıkmaz umarım. Ama 11 dakika olduğunu düşünüyorum. 12 dakikaymış. Ama 1 dakikalık bir gecikme var gördüğünüz gibi. Yani 11 dakikada, dediğim gibi, totalde 15 dakikada öğrenciler okuldan çıktıktan sonra London Bridge'e varabiliyorlar. Bu ön yargıyı mutlaka öğrencilere iletmeniz gerekiyor. Yani söylerken, daha doğrusu okul anlatırken çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyat avantajlarımız var şu an. Fiyat avantajı var okulda. Ve öğrenci kıyaslarken bunu da göz önünde bulundurmalı. Metro değil, burası National Train, yani internet, ya ulusal tren hattı bu. Her 10 dakikada bir tren bulunuyor. Yani aralıkları öyle yarım saatler, bir saatler değil diğer trenler gibi. 10 dakikada bir tren var, dediğim gibi 15 dakikada London Bridge'e varabiliyor. Eğer öğrenci Canal Street'e gitmek isterse de toplamda 20 dakikada Canal Street'e varabiliyor okuldan çıktıktan sonra yürüme mesafesi dahil olarak.
Bir başka soru da aslında daha çok gelen sorulardan bir tanesi de International Mix'i Türk oranı, okuldaki Türk oranı nasıl diye sorular geliyor. Şimdi biz genelde olarak bütün okullarda şöyle bir şey yapıyoruz. Her çeyrekte yani her 3 ayda bir promosyon çıkıyoruz. Ve her ülkeye çıktığımız promosyon farklı oluyor. Ve bu promosyonları da okuldaki öğrenci sayılarına göre karar veriyoruz. Yani kayıtlı öğrenci sayısı misal veriyorum. Dile göre veriyoruz bu arada. Ülke değil de dile göre. Arapça konuşan öğrenci sayısı farz misal %15 ise bir okulda o okul için verdiğimiz indirim oranı sıfır oluyor. Bizim bir skalamız var. %5 ise bir indirim oranı veriyoruz. %0 ise bir indirim oranı veriyoruz. %10 ise bir indirim oranı veriyoruz. İndirim oranı öğrenci yüzdesine göre artıyor. Yani öğrenci yüzdesi ne kadar düşükse o dili konuşan ona göre indirim oranlarını arttırıyoruz. Böylelikle güzel bir ulusal mix yakalıyoruz sınıf okullarda. Şu an Türk öğrenci oranı %12 civarında. Diğer okullarda da aşinasınızdır diye düşünüyorum. Zaten şu an İngiltere'de okullar genelde %10 ila %15 arasında Türk öğrenci barındırıyorlar. Burası Greenwich dediğim gibi. Bununla alakalı fotoğraflar bir link göndereceğim ben size. Bizim marketing portalımız var. Linki açtığınızda böyle bir sayfa gelecek önünüze. Bu sayfada İngiliz Center'sa tıkladığınızda fotoğraflar altında Londra Greenwich'i seçerseniz eğer burada Greenwich ile alakalı fotoğraflar teker teker açılacak. Sınıflar, okulun o görünüşü, dışarıdan görünüşü. Dediğim gibi büyük bir bina burası, büyük bir kompleks. Aslında bir üniversite kampüsü gibi çok modern bir binanın içinde okulumuz. Ve burada şöyle bir şey var. İklimlendirme sistemimiz var mesela içeride. Bir HEPA filtresi var. 5 yıldır biz bu binadayız. Ve COVID öncesinde biz bu HEPA filtresiyle alakalı iklimlendirme sistemini zaten yaptırmıştık. İçerideki hava dışarıdaki havadan 10 kat daha temiz. Okulun içinde. Yani bizde mesela COVID olan tabii ki öğrenciler oldu ama o spread yani bulaştırma olmadı okulda hiçbirine kadar. Böyle bir durum var. Yine aynı fotoğrafı açtım. Dediğim gibi öğrenci alanları var. İçeride bilgisayarlar var. Bu fotoğrafların hepsini indirebilirsiniz. İndirip inceleyebilirsiniz. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi 2 tane kapalı yüzme havuzumuz var. Spor salonumuz var. Kütüphanemiz var. Kütüphane kullanımı ücretsiz bütün öğrencilerimize. Fakat spor salonu ve havuz kullanımı aylık 45 pound gibi cüzi bir rakamla. Türkiye'de bile bu aslında biraz daha fazla biliyorsunuz Türkiye'de bu rakamlar. 45 pound veren öğrenci sınırsız havuz kullanımı, sınırsız jim kullanımı artı aylık 55 sınıfa da katılabiliyor. Bu sınıfların içinde yoga, pilates, spinning gibi sınıflar var. Sorusu olan var mı Greenwich'le alakalı? Buraya kadar. Yok sanırım. Okeyiz. Tamam, süper. Peki fiyatlandırmayı nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız. Şu an Eylül sonuna kadar bir aslında son 3 günlük kalan bir kampanyamız var. Ve bu kampanya inanılmaz şu an avantajlı öğrenciler için. Bu şu an kayıt yaptıran, Eylül sonuna kadar kayıt yaptıran öğrenciler şöyle bir avantaj yapıyor. Hem bu senenin fiyatlarından yararlanıyorlar. Önümüzdeki sene gelseler dahil. Hem de şu an 443 diye teklifimiz var. Bu teklif dahilinde öğrenci her 4 haftalık kayıtta bir haftasını ücretsiz alıyor. Yani 8 haftalık kayıt olan bir öğrenci 6 hafta ödeme yapıyor. 12 haftalık kayıt olan öğrenci 9 hafta ödeme yapıyor gibi bir kampanyamız var. Bu kampanya dahilinde herhalde 12 hafta çok fazla Türkiye'den en fazla gelen rakamlardan bir tanesi 12 hafta. 24 hafta herhalde diye tahmin ediyorum. 12 haftalık eğitim bedeli genel İngilizce sabah sınıflarında 15 saatlik eğitim veriyoruz. 20 derse tekabül ediyor bu. 1710 pound'a geliyor şu an. Herhalde en kompetitif fiyatlardan bir tanesi, en rekabetçi fiyatlardan bir tanesi şu an İngiltere için. Özellikle Londra için diye düşünüyorum. Bilmiyorum bizden uygun okul var mı şu an bu kampanyayla? Var mı?
Sesiniz kısık olduğu için duyamıyorum. Birisi varsa var. Bilmiyorum yani var mı yok. Tamam. Yani dediğim gibi 1710'a geliyor. Burada 24. Pardon. Merve Hanım bir şey dediniz sanırım. Şöyle aslında biz genellikle Selim Bey twin noktasını İrlanda'da daha çok kullanıyoruz. Hani açıkçası evet. İngiltere noktasında bizim tabii ki sunduğumuz öğrencilerimiz de var. Ama şu an baktığımız zaman fiyatlar olarak gayet de uygun. Yani 3150 sterlin değil mi? 24 haftası doğrudur. 24 haftası. Evet. Bu sabah programı. Sabah programı tabii. Fiyatı, evet. Evet, sabah programı 3150 sterline geliyor. 50 pound'da kayıt ücretimiz var. Totalde 3200 pound'a tekabül eden bir 24 haftalık ücret var. Okul olarak Londra okulumuz bizim en popüler okulumuz. Türkiye'de de aslında İrlanda dışında Türkiye'de hatta Global Vizyon'da da sizde de popüler olan okullardan bir tanesi. Buraya öğrencilerimiz geliyor. Hatta sizde herhalde en popüler olan programlardan bir tanesi Parent and Junior programımız diye bir program var. Herhalde Londra'da yaz aylarında en çok ona geliyor. Anne çocuk programına geliyor sizden. O anne çocuk programında açıklamasını biraz sonra yapacağım hemen. Çok fazla uzun tutmayayım. Kampanya bu burada İngiltere'de. Bu da bir fiyat listemiz bizim. 2022 fiyat listesi dediğim gibi bu sene sonuna kadar kayıt olan bütün öğrencilerde 2022 kayıtlarında geçerli. Genel İngilizcelerde paket programlar hariç. Paket programlar dediğim anne çocuk programları gibi programlar. Bu programlarda hemen kısaca anlatacağım onu da. Yaz aylarında yürütüyoruz bu programları. Yeni fiyatı 390 pound. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yeni fiyat listesini de en kısa zamanda göndereceğiz. Parent Junior programının içinde sabah kursu, sabah genel İngilizcesi, travel kartları, seyahat kartları, zone 1, 4 geçerli olmak üzere travel kartları ve pazartesiden cumaya her öğleden sonra bir aktivitesi dahil oluyor Parent Junior'da. Bu program herhalde sizde en fazla kayıt aldığımız programlardan bir tanesi. Türkiye'den de inanılmaz popüler. Anne çocuk ya da baba çocuk programları, sadece anne çocuk demeyeyim, babalar da gelebiliyor. Baba çocuk programları genelde bizde şu an çok popüler. Şimdi hemen diğer merkezlere geçelim. Kısaca İspanya'yı da göstereceğim. Daha sonra İrlanda'ya geçiyoruz hemen. Burada Londra'nın aksine biraz daha İspanya'da daha tarihi bir binamız var. Eski Duke of Devonshire, yani Devonshire Dükü'nün evi. Burada bütün kraliyet ailesinin tatil yaptığı bir okul. Aslında ev burası, eski bir ev. Ama 450 öğrenci kapasitemiz var yine burada. Aynı zamanda junior öğrenciler için yatakhanelerimiz, yemekhanemiz ve 5 dönümlük bir kampüsümüz var burada. Bu kampüsün tamamı, bu yeşilliklerin içinde olan kampüsün tamamı bizim İspor merkezimiz. İçinde 2 tenis kortu, futbol sahaları, bahçesi, yeşillik alanı, kriket alanı gibi alanlar olan, alanlar barındıran bir okul burası. Burası tarihi bir müze gibi ve İspor'un şehir merkezinde. İspor nerede diye soracak olursanız Brighton'ın hemen yanında. Burası ufak bir versiyonu Brighton. Brighton'ın yarısı popülasyonu. Dediğim gibi yine pier'i olan güney sahilinde bir şehir burası. Yaz aylarında inanılmaz popüler bir şehir. Okulumuz bizim burası. Burada Google'dan fotoğraf gösteriyorum ama yine dediğim gibi göndereceğim linkte bu fotoğrafları bulabilirsiniz. İçeride Queen Elizabeth'in yatak odasından tutun da eski evin kütüphanesine kadar sınıf olarak kullanıyoruz. Şu an aynı şekilde yine bu odalar eskisinde olduğu gibi saklanıyor. İçeride galeri odaları dahil birçok tarihi sınıfımız var. Ve dediğim gibi girdiğiniz zaman gerçekten bir müze gibi bir okul burası. Burada tabii Google fotoğrafları herkes biliyorsunuz ekleyebiliyor buraya. Birçok fotoğraf var burada. Hem buradan hem de göndereceğim linkten bütün fotoğraflara erişebilirsiniz. İspor'la alakalı da soru yok sanırım.
Fiyatlandırma yine aynı. İspanya'da da Londra gibi. 4'e 3 kampanyası orada da var. Aynı şekilde devam ediyor. Yaz aylarında da burada junior öğrenciler için yaz kampı yapıyoruz. Hemen soru yoksa eğer Londra ile alakalı Dublin'e geçelim. Dublin'de biz neler yapıyoruz? Selim Bey, toplantı bittikten sonra bu fiyatları bizlere tekrar iletebilir misiniz acaba? Tabii. Hem biraz önce gösterdiğim şu PDF var. Bir PDF'imiz evet, var. Bir haftadan 50 haftaya kadar, artık 50 haftanın üzeri çok fazla gelmiyor diye 50 haftada durduk. 50 haftaya kadar burada fiyatlandırma mevcut. Bir haftadan 50 haftaya kadar şuradaki indirimli total gross fiyatı öğrencilere verebilirsiniz. Bunlar eğitim fiyatları. Burada hem genel İngilizce hem intensif, ikinci sayfasında intensif, hem de süper intensif dediğimiz aslında 30 saatlik, 40 derslik bir program var. İngiliz Unlimited. Bu da burada mevcut. Bütün hepsini burada verebilirsiniz. 10.450'ye kadar 50 haftada fiyatlar mevcut. 250 pound'dan başlıyor. 10.000 pound'a kadar farklı farklı her hafta için fiyat. Buradaki fiyatlar haftalık fiyatları. Buradakiler normalde liste fiyatı, total fiyatı. Şu en sondaki de indirimden sonraki, yani mesela 5 hafta bedava veriyormuşuz burada. Bu da indirimden sonraki kalan fiyatı. Bu tabloyu kullanarak fiyatlandırmayı yapabilirsiniz. Evet. Nerede kalmıştık? Dublin'e geçiyoruz. Dublin'de merkezimiz şehir merkezinde. Dublin 1'de bulunuyor. Dublin 1'de zaten birçok okul biliyorsunuz Dublin 1'de herhalde. Şimdi burada vizelerde biliyorsunuz Ekim ayında herkes bir şey bekliyor. Artık azalma bekliyor. Yani daha kısa bir sürede çıkacağını bekliyor. Biz de bu konuyla alakalı çalışmalarda çok takip ediyoruz tabii ki. Çünkü Türkiye pazarı Dublin için çok büyük bir pazar. Öğrenciler genelde 25 haftalık paketler halinde ILEP kursu dediğimiz, aslında akademik sene dediğimiz kursu alıyorlar Türkiye'den. 25 haftalık kurs alan öğrenciler de part-time çalışma izni alabiliyor biliyorsunuz. Aslında bu konuları tabii benden daha iyi bildiğinizi düşünüyorum ama yine de yeni başlayan arkadaşlar varsa onlar için de açıklamak istedim. 25 haftalık kurs alan öğrenciler part-time çalışma izniyle birlikte 33 haftalık vize alıyorlar. Bunun 25 haftası eğitim, 8 haftası tatil oluyor. Ve bu 33 haftalık vize eğer kurslara devamlılık zorunluluklarına uyarlarsa öğrenciler iki kere daha uzatabiliyorlar. Yani totalde 99 haftalık vize alıp 75 haftalık eğitimle 99 hafta boyunca İrlanda'da hem çalışıp hem de okuyabiliyor bu öğrenciler. Türkiye'de de malum olarak bu program inanılmaz popüler. Hatta birçok okul biliyorsunuz yok satıyor. Biz de dahil olarak geçen sene boyunca bu satışları dönem dönem kapattığımız oldu. Çünkü Türk öğrenci oranları zaman zaman inanılmaz artıyor bu programlarda. Şu an için Dublin'deki Türk öğrenci oranımız %25 civarında. Bu biraz önce anlattığım İngiltere'deki kapasite oranları %25 olarak belirliyoruz biz burada. Çünkü zaten ILEP kursuna gelen topu 4 farklı, 5 farklı millet var. O yüzden çok fazla, yani biraz önce İngiltere'de anlattığım gibi %15'lik düşük oranlar yapamıyorsunuz. %25 civarında bir Türk oranımız var şu an. Bunun içinde Mongolyalı öğrenciler var, Japon öğrenciler var, Brezilyalı öğrenciler var. Yaz dönemlerinde Avrupalı öğrenciler geliyorlar. Kış dönemlerinde ise bu akademik sene dediğimiz öğrenciler İrlanda'da okuyorlar. Okulumuz yine burada 450 kişilik. İki tane farklı binamız var. Burası eski Georgian Building'lerin olduğu bir bölge. Bilmiyorum İrlanda'ya hakim misiniz bölge olarak, yani şehir olarak. Ama İrlanda'da bildiğiniz üzere burada bir nehir geçiyor ortasında ve o nehrin tam şehrin ortasında O'Connell Bridge denen bir köprü var. O'Connell Bridge burada eni ve boyu aynı olan tek köprü. Aynı zamanda O'Connell Monument'ının heykelinin olduğu cadde. Bu cadde en meşhur caddelerinden bir tanesi Dublin'in. Aynı zamanda Spire'ın olduğu bir cadde burası. Bu caddenin hemen arkasındayız. Zaten birçok okul burada. Görüyorsunuz Delfin buradaymış mesela. Daha önce arattırmışım demek ki. Burada Google gösteriyor bize.
Hemen okulumuz burada. Bu caddeye çok çok yakın. Çok merkezi bir konumda bir okul. Aslında size burada fotoğrafları portaldan göstermem daha mantıklı olabilir. Portala girdiğinizde yine English Centers, Photos ve Dublin'i tutarsanız eğer burada kantinle alakalı. Bu arada burayı yeniledik. Daha yeni fotoğraflar gelmedi. Ama bu kısmı komple refurbish yaptık. Yeni bir kantin kısmı var. Yeni masalar, yeni sandalyeler. Tamamen yeni oldu burası. Bu fotoğraf birazcık eski. Yeni fotoğraflar çekilecek. Daha yeni bitti. Okulun renovasyonunu yaptık. Okulda sınıflar, sandalyeler, masalar hepsi değişti. Burası tabii biraz daha klasik bir bina. Dediğim gibi tarihi bir bina burası. Şimdi burada öğrencilerin tabii ki en fazla dikkat ettiği şey eğitim kalitesi. Burada sunduğumuz farklı bir şey var. O 25 haftalık eğitim boyunca öğrencilere project-based learning dediğimiz bir eğitim stili. Yani klasik metodun yanında farklı bir metot uyguluyoruz. Project-based learning bu. Project-based learning uyguladığımız için de aslında bir akreditasyon kurumu var İrlanda'da. Bunun ismi EQUALS. Yani İngiltere'de nasıl British Council İngilizce dil okullarını denetliyorsa, işte Türkiye'de MEP denetliyor sanırım. İrlanda'da da EQUALS denen bir kurum denetliyor bu dil okullarını. EQUALS tarafından her okula da main strength, yani bir yıldız diyeyim size, bir main strength veriliyor. Diyor ki okullara, işte senin 3 main strength'in var, senin 4 main strength'in var, şu güçlü noktaların vesaire diye bir rapor yayınlıyor. Bu raporlara göre bizim okulumuzun 9 main strength'i var. 9 main strength alan tek okul İrlanda'da bizim okulumuz. Bizim dışımızda 9 ya da üzeri alan başka herhangi bir okul yok. Yani şöyle diyebilirim, EQUALS'a göre İrlanda'nın en iyi okuluyuz diyebilirim eğitim kalitesinde. Selim Bey, eğitim metodunuz hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Yani içeriği nedir? Klasik eğitim metodu normalde diğer okulların uyguladığı klasik eğitim metodunun yanında. Normalde biz İngiltere'de klasik eğitim metodu uyguluyoruz. Diğer okullarda bildiğiniz gibi İrlanda'da klasik eğitim metotları uyguluyorlar. Şimdi klasik eğitim metodunun yanında biz şöyle bir şey yapıyoruz. Project based learning. Project based learning öğrencilerin ders sonrasında da farklı gruplar halinde ufak projelerle dışarıda komünikasyon, yani pratik yapmalarını zorlayan, mecbur bırakan, pratik yapmalarını mecbur bırakan bir eğitim biçimi. Ve her öğrenciye gruplar halinde bir proje veriyoruz. Ve bu projeler haftalık sessionlar halinde, haftalık periyotlar halinde tamamlanıyor. Ve hafta sonu o projelere bir puanlandırma yapılıyor. Ve her öğrenci bu project based learning'i yapmak zorunda. Hatta şöyle bir istatistiğimiz de var. Project based learning o kadar tutuluyor ve öğrenciler tarafından seviliyor ki hem arkadaş ediniyorlar hem pratik yapma şansları oluyor. Biz project based learning'e geçtikten sonra normalde %85 olan devamlılık, yani öğrencilerin devamlılığını tutuyoruz tabii ki. Öğrenciler yüzde olarak okulun yüzde kaçı devamlılık yapıyor? %85 olan ortalama devamlılık bizde %96'ya çıktı. Arkadaşlar inanılmaz. Öğrenciler tarafından tutulan bir program. Öğrenciler daha çok derse katılmaya başladı. Daha aktif olmaya başladı. Ve dediğim gibi EQUALS tarafından da bu bir güçlü puan olarak hanemize yazıldı. Programla alakalı feedbacklerde öğrenciler, tabii ki çalışanlar var. Project based learning'i yani her zaman yapamıyorlar. Ama çalışan öğrenciler dahi bu programlara inanın zaman ayırıp Project Based Learning'e o gruplarıyla birlikte katılıyorlar. Önemli olan şey burada hem diğer milletlerle birlikte onları grupladığımız zaman onlarla birlikte konuşmaları, ders sonrasında da konuşma yetiyoruz. Hem de dışarıda çok ufak projeler veriyoruz. Mesela işte kahve fiyatlarını araştırmak gibi mesela. Gidip orada coffee shoplarla konuşabiliyorlar. İşte son bir senede kahve fiyatı nasıl değişti diye mesela bir soru sorduruyoruz. Aslında bizim için hiç önemi olmayan, yani bilgiyi almamızın hiç önemi olmayan ama onları konuşmaya yetecek olan projeler bunlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi öğrenciler inanılmaz seviyorlar. Peki fiyatlandırma nasıl diye sorabilirsiniz diye düşünüyorum. En can alıcı noktalardan bir tanesi. Şimdi farklı ülkelere farklı fiyatlar veriyoruz dediğim gibi. Hemen açacağım size onu.
Evet, çok iyi. Burada arkadaşlar detaylarını yazmamışlar. Bir tane açacağım artık. Farklı ülkelere farklı fiyatlar var tabii. Ama doğru olanı açtım sanırım. Evet, %25 indirim. Short stay'de 15 saatlik AM, yani sabah sınıfı 3150 euro. 2220 euro da PM sınıfları şu an yeni gelen öğrenciler için. Tabii bunların üzerine ne geliyor arkadaşlar? Bunların üzerine bu arada kısa dönem gelmek isteyen öğrenciler olsa ki çok nadir. Orada da yine 4'e 3 kampanyası mevcut öğrenciler. Ama 25 haftalık akademik sene kurslarında sabit fiyatlarımız var. Bu ders fiyatı tabii ki bunun üzerine. Bunun üzerine 75 euroluk bir kayıt ücreti geliyor. 100 euroluk bir medical insurance geliyor. 115 euroluk tie exam fiyatı geliyor. Bir de yeni biliyorsunuz bir student protection şeyimiz var, sigortamız var. O sigorta içinde 35 euroluk ekstra bir ücret geliyor bunun üzerine. Evet, öğrenciler genelde 4 haftalık konaklama alıyorlar. 4 haftalık konaklama içinde yeni fiyatı hemen söyleyeyim size, açalım hemen fiyat listesini. Fiyatımız 190 euroydu ama bir değişiklik var son zamanda onda. Çünkü inanılmaz derecede İrlanda'da konaklama fiyatları artıyor. Bilmiyorum haberiniz var mı ama inanın fiyatlar çok değişti son zamanlarda konaklama alanında. Single room konaklamamız farklı tarihlerde farklı fiyatlar veriyoruz. 3 Ocak, 30 Haziran ve 1 Eylül'den sonra 225 euro haftalık fiyatı. Yani 900 euroya geliyor 4 haftası. Düşük sezonda. Yüksek sezonda ise haftalık 260 eurodan veriyoruz şu an aile yanı konaklamalar. Bunlar tek kişilik odada half board fiyatları. Ama öğrenciler full board isterlerse tabii onları da temin edebiliyoruz. Selim Bey, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bir öğrencim vardı, Serap Kırık, onayını paylaşmıştım sizinle. Kendisi evet. Twin room olarak satın almıştı. Bir arkadaşıyla gelecekti ama arkadaşı red evet. aldı maalesef. Boş basınlık evet. geldi. Twin room'dan faydalanabiliyor mu yoksa bunu single'a mı çevirmemiz gerekiyor? Maalesef Dublin'de yani böyle bir şey yapamıyoruz. Pair olarak gelmeleri gerekiyor Twin odalar için. Mutlaka öğrenci single odaya upgrade olacak. Yani öyle bir durum söz konusu maalesef. Yani şöyle bir şey var. Pandemi öncesinde ve sonrasında bütün okulların yaşadığı büyük bir problem var. Pandemi öncesinde Dublin'de atıyorum 1000 ailesi olan okullar maalesef 300'e düştü 1000'den. %70 ailelerini pandemi sonrasında kaybetti. Sadece İrlanda için değil, İngiltere'de de aynı problem var. İngiltere okullarını alıp karşılaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Okullarda, ailenin konaklamalarda büyük bir azalma var. Pandemi sırasında şöyle bir şey oldu. Öğrenciler, yani aileler boş odalarını başka insanlara uzun dönemli kiralamaya başladılar. Haftalıktan ziyade öğrenci alamadıkları için uzun dönem kiralayan aileler de bu odalarını occupied, yani doldurdular ve böylelikle tekrar öğrenciye maalesef gelmiyor yani bu. O yüzden şu an için böyle bir durum söz konusu. Biz sıkıntı var ve o yüzden third party kullanıyoruz. Third party kullandığımız için de fiyatlar biraz daha yükseliyor sürekli. Ve Dublin bunlardan en büyüğü, sıkıntının en büyüğü. Birkaç tane şeyimiz var bizim. Local organizasyonumuz var. Yani third party, üçüncü parti çalıştığımız firma var. Bunlar resmen tek eline aldı bu sektörü. Ve istedikleri fiyatı veriyorlar şu anda. Bütün okullarda aynı sorunu yaşıyor. Bilmiyorum daha başka okullarla da böyle problemleriniz var mı? Aile yanı konaklamaların yükselmesi, fiyatların artması gibi. Tamamdır, teşekkür ederim. Bir de öğrencimiz için bu konaklamayı ne zaman ayarlayabiliriz? Öğrenci biraz heyecanlı, haber bekliyor, aldığı için. Şöyle yapıyoruz biz konaklamalarda. Çarşamba günleri bir final liste alıyoruz. Bu Londra'da, İspanya'da, İrlanda okullarında hepsinde geçerli. Çarşamba günleri vize öğrencileri için böyle, yani Türkiye için böyle yapıyoruz.
Çarşamba günleri bir final liste yapıyoruz. Çarşamba günü 12'de kapatıyoruz gelecek olan öğrencileri. Yani öğrenci Perşembe ya da Cuma günü vize almışsa mutlaka bir hafta ertelemeyle gelişti. Cuma günü vize alan öğrenci o hafta sonu, özellikle ailelerin konaklaması varsa, bizim ailelerin konaklaması ayarlamamız birazcık zorlaşıyor. Çarşamba günü saat 12'de final liste yapıyoruz. Perşembe ve Cuma günü aileleri belirleyip öğrencilere gönderiyoruz. Yani birazcık aslında son dakika oluyor. Gelmeden 1-2 gün önce alıyor öğrenci ailenin konaklamasını. Çünkü çarşamba gününe kadar birçok şey değişebiliyor. Öncesinde ayarlarsak bu aileleri, aileler daha sonra müsait olamıyor biliyor. İptaller gelebiliyor. Daha sonra son dakika değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden dediğim gibi Perşembe ve Cuma günü gelmeden önceki bir hafta bütün ailelerin konaklama detayları gönderiliyor. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Bu konuda şunu hatırlatalım. Zaten sizin baştan vizede bize verdiğiniz konaklama adresi aslında geçici bir konaklama adresi oluyor. Evet. Asıl kalacakları adres de dediğiniz gibi bir hafta öncesinden gönderiliyor. Doğru. Yani bu bizim verdiğimiz geçici bir adres. Evet. Merve Hanım dediği gibi. Bu adresi sadece vize purpose, yani vize için aslında veriyoruz. Daha sonrasında bu adresi tekrar onaylatmamız gerekiyor. Öğrenciler genelde bu kadar erken ayarladığımız zaman o ailelerden birkaçı iptal olabiliyor. O yüzden sabit adres maalesef veremiyoruz ilk başta. Selim Bey, peki benim mesela şu an İrlanda'da öğrencilerim var. Konaklamayı uzatmak istedikleri zaman sizlere ne zaman önceden haber vermeleri gerekiyor? Ve yine aynı fiyatlandırma devam ediyor mu uzatmada da? Şimdi geçen sene şöyle bir şey yaptık, bunu da anlatayım hemen. Geçen sene şöyle bir şey yaptık, uzatmak isteyen öğrencilerden fazla ekstra para istedik. Yani bu aslında 260 Euro'luk yaz dönemindeki rakamı istedik öğrencilerden uzatmak için. Halbuki arkadaşlar 190 Euro'luk bir ücret ödemişti bir önceki fiyattan gelirken. Tabii ki ödemek isteyenler, ödemek istemeyenler oldu. Ama elimizde aile olmadığı için bunu yapmak zorunda kaldık. Ve hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'den yaklaşık 300'e yakın öğrencimize 190 euro charge edip biz onların ailelerine 225 euro ödedik cebimizden. 300'ün üzerinde öğrenciye yaptık yani biz bunu Türkiye'den. Ama uzatmalarda bize mutlaka 4 hafta öncesinden bildirmeleri gerekiyor öğrencilerin. Mutlaka 4 hafta öncesinden bildirmeleri gerekiyor. Eğer yerimiz varsa o anki fiyat listesine göre, yani aldıkları tarih değil ama o zamanki, yani bize talebi bulundukları tarihteki fiyat listesine göre ailelerin konaklamalarında fiyatlandırmalar yapılıyor. Dediğim gibi fazla ekstra bir ücret istemiyoruz ama neyse fiyat listemiz onu istiyoruz. Fiyat listesini de zaten bununla alakalı update ediyoruz. 2023 fiyat listesi de hali hazırda hazır. 2023'te geliyorsa öğrenci ve uzatma 2023'te istiyorsa ona göre yapıyoruz. Bunun dışında yurtlar da var. Yurt fiyatları da gayet aslında çok büyük değil. Yani ailenin konaklamasına göre artık çok büyük farklar kalmadı. 5 hafta üzeri mesela gelen öğrenci Beckett House'da 295 euroya single room en suite oda verebiliyoruz. Yani ailenin konaklamasının dışında 220 euro ödeyeceğine ya da yaz döneminde 260 euro ödeyeceğine 295 euro ödeyip yurt konaklamasına geçebiliyor. Burada bu bizim 6 dakika yürüme mesafesinde kendi yurdumuz. Kendi yurdumuz derken biz o yurttan yaklaşık 100 odası var ve 70 odasını biz yönetiyoruz o yurdun. Sadece onlarda 30 oda oluyor yurdun kendisinde. 70 odasını biz yönetiyoruz. O 70 odaya öğrencileri Beckett House'a yerleştirebiliriz. Beckett House'a çok güzel bir yurt. Hem işte sinema salonu olan içinde, çalışma odaları olan, spor salonu olan, inanılmaz güzel bir terası olan muhteşem bir yurt. Ben gittiğim zaman bazen de orada kalıyorum açıkçası. Gayet güzel bir yurt. Bilmiyorum öğrenciler başka neler talep ediyorlar Dublin'de ama herhalde Nation Mix'i soruyorlar. Türk oranı nasıl diye. Çünkü son geçtiğimiz sene Türk öğrenci oranları okullarda inanılmaz fazlaydı. Yani duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Türk oranları inanılmaz fazlaydı şeyde, İrlanda'da. Adım atsanız Türk'te ama özellikle şu son vize iptalleri ve withdrawlar yaptılar biliyorsunuz. İşte withdraw yaptılar bir sürü kişi. Bunlardan sonra Türk öğrenci oranları yavaş yavaş düştü. Renewal alan okullarda hala fazla olduğunu duyuyorum. Biz de çok fazla renewal almıyoruz. Renewal fiyatlarını lanse etmiyoruz bile. Yani renewal fiyatlarını çıkmıyoruz bile artık. Çünkü yeni gelen öğrenciler zaten okul kapasitesini dolduruyor. Bazı okullar yani bize
Yani bazı acentalarımız gelip şey diyor, yani renewal verdikleri okullar inanılmaz dolu. Hatta alamıyorlarmış bazı öğrencileri. Onları sadece case by case, yani case by case basis, yani biz onu değerlendirerek bazen o acentalarımız için yardımcı olmak adına o öğrencileri alabiliyoruz öyle renewal olarak. Onun dışında renewal eğer isterse öğrenci, şu an 2000 euroluk bir rakamımız var. 2000 euro sadece eğitim fiyatı. Bunun üzerine TAE eksam, kayıt ücreti vesaire ödediği zaman bize gene renewal yaptırabiliyor. Ama öğrenci tabii bizi tercih etmiyor. İrlanda'da çünkü çok daha uygun fiyatlara renewal opsiyonları mevcut. Böyle bir durum var. Var mı başka soru Dublin'le alakalı? Ben bir de son bir soru sormak istiyorum. Tabii tabii. 25 haftasını tamamlayan öğrenciler daha sonra üniversiteye geçmek istediğinde partner üniversiteleriniz var mı anlaşmalı olan? Şimdi onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Hatta bununla alakalı ben 5 Ekim'de Dublin'e gidiyorum. Biliyorsunuz bir birlik var, Enterprise Island diye. Onlarla birlikte ortak bir çalışma yapıyoruz. Onların altında, onların çatısı altında birçok higher education yapan firma var. Ve bu higher education yapan işletmelerle toplantıya gidiyorum 5 Ekim'de. Birkaç yani yüksek öğrenim veren orada birkaç üniversiteyle, birkaç kolejde bununla alakalı çalışmalar yapacağız. Ve bunu da öğrencilere en kısa zamanda sunacağız. Tahmin ediyorum Mart ayı civarında bununla alakalı duyuruyu yaparız. Daha sonra dediğim gibi yani önümüzdeki sene içinde bu tarz şeyler olacak. Yani siz öğrenciyi şimdi gönderseniz dahi öğrenci bitirene kadar kursunu biz herhalde bununla alakalı duyuruları yaparız. Yine aynı şekilde bize gönderdiğiniz öğrenciler eğer bizde renewal yaparlarsa aynı şekilde yine aynı sizin altınızda yani global vizyon altında devam ediyor arkadaşlar. Eğer herhangi bir higher education programı satın alırlarsa yine global vizyonu da altında devam edecekler. Bir kere sizin adınıza kayıt olan öğrenci başka bir acenteye bizde geçemiyor. Yani başka bir acente üzerinden bile gelmek istese tekrar biz de onu yapamıyoruz. Aynı acente üzerinden devam ediyor öğrenci. Güzel. Anlaştık. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Selim Bey, Global Nebis Sanat'a ben bir öğrencim özelinde size bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Kendisi uzun dönem Greenwich'te, Londra'da dil okulu düşünüyor ve ardından zorunlu stajını 6 hafta müddetinde orada icra etmek istiyor okul bünyesinde. Sonra dönüp Türkiye'de bu stajını saydırabilmesi mümkün müdür? Öğrencinin mümkün. Sorusu var. Mümkün. Evet. Staj konusu aslında bizim en çok biliyorsunuz, yani bilmiyorum biliyor musunuz ama Twin Group'un aslında ödül aldığı, senelerce ödül aldığı ve Study Travel platformunda süperstar olduğu bir alan. Staj konusunda biz öğrencilere yardımcı olabiliyoruz. Fakat son dönemlerde Brexit'in olması ve bir takım vize değişiklikleri staj konusunda bizi birazcık daralttı ama yeni bir sistem var. Türk öğrenciler de yararlanabiliyor, staj yapabiliyor. English Plus Volunteering dediğimiz bir program var. Bu program dahilinde öğrenciler JTP yani turistik vizeyle geldiklerinde 6 aylık vizeler bildiğiniz gibi İngiltere'ye gelen 6 aya kadar kurs alan öğrenciler JTP vize alıyorlar, turistik vize. Bu turistik vizeyle gelen öğrenciler aynı zamanda non-profit organizasyonlarda yani kar amacı gütmeyen organizasyonlarda staj yapabiliyorlar. Aslında adına staj demiyorlar ama gönüllülük aslında. Anlatabiliyor muyum? Gönüllülük. Ama aynı zamanda bu gönüllülük ofislerinin şöyle bir avantajı var. İngiltere'de biliyorsunuz birçok vakıf var. İşte kalp araştırma vakfı, kanser araştırma vakfı vesaire gibi. Ve bu vakıfların ikinci el mağazaları var. İngiltere'nin her tarafında bu mağazalara insanlar işte kıyafet satıyorlar mesela. Eski kıyafetlerini hibe ediyorlar. O hibe edilen kıyafetleri satarak kendilerine fund yaratıyor bu firmalar. Ve mesela Kanser Araştırma Vakfı'nın 500'e yakın mağazası var. Ve Kanser Araştırma Vakfı'nın aynı zamanda bir headquarter var. Yani bir merkez ofisi var. O merkez ofisin içinde pazarlama departmanı, muhasebe departmanı, insan kaynakları departmanı gibi birçok departman var. Ve bu departmanlarda gönüllülük esasında öğrencilere staj yaptırabiliyoruz.
Aynı zamanda bu öğrencilerin stajları üniversitedeki zorunlu stajlarına saydırılabiliyor efendim. Evet, çok avantajlı bir program. Türkiye'den çok öğrenci alıyoruz şu an ona. Hı-hı. Biz bunu genelde genel İngilizce artı volunteering şeklinde yapıyoruz. Genel İngilizce artı volunteering. Hemen kısaca hemen onu da göstereyim aslında siz buradayken. Aklınızda nasıl bir paket olduğuna dair şey olsun. Bir flyer var. Bu flyer zaten... Stajın müddeti öğrencinin inisiyatifi doğrultusunda mı yapılıyor yoksa vakıfın öngördüğü süre mi geçerli oluyor? Vize zorunluluğu var. 6 haftaya kadar yapabiliyoruz. Hı. 6 haftaya kadar yapabiliyoruz. Hemen size açıyorum burada. Ekranı paylaşmadım. English Plus Volunteering Program diye bir program bu. Görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii bu bilgileri tek tek okumayacağım şimdi size ama 6 haftaya kadar öğrenci staj yapabiliyor. Bizde en çok fazla yoğun olan gelen öğrenciler tam staj yani tam full time staj. Part time opsiyon da var bunun ama bize gelen Türkiye'den öğrenciler full time staj yapıyorlar. Bu full time stajlarda 2 haftalık genel İngilizce sabah sınıfı artı 4 ila 6 hafta gönüllü programı £980 geliyor sadece. Bunun üzerine bir £50'lık bir kayıt ücreti var. Biz de Türkiye'deki fuarlarda herhalde ben artık şey yazdırmıyorum. Arkadaki bu şey var ya banner. Banner'da staj yazarsa eğer bizde bir yığılma oluyor Türkiye'de fuarlarda. İnanamazsınız. Yani kuyruk oluyor bu sefer şeyde. Artık o stajı en altlara falan böyle çok biraz arka plana atıyoruz. Ama inanılmaz bir talep var Türkiye'de staja. Birçok öğrenci de bizde staj biliyorsunuz şey staj deyince sanki para alacaklarmış gibi düşünüyorlar. Birçok öğrenci ya biz bunda ne kadar para kazanırız diye geliyor o fuarlarda. O yüzden artık onu böyle arka plana atıyoruz. Ama bu öğrenciler para kazanmıyorlar. Gönüllü olarak yapıyorlar. Ve birçok non-profit organization var İngiltere'de dediğim gibi. Yani sadece bu charity'ler değil. Yani sadece bu vakıflar değil. Mesela Shakespeare's Globe. Bu non-profit organization yani kar amacı gütmeyen kurumlardan bir tanesi Shakespeare's Globe. Ve Shakespeare's Globe'da Türk bir öğrencimiz var şu an. Staj yapıyor. O yüzden yani birçok seçenek var. Bize sadece şunu sormanız lazım öğrencilere. Bir, CV'si. İki, staj yapmak istediği tarih aralığı. Üç, bize tercih ettiği üç sektör gerekiyor. Ve bu üç sektörü verdikten sonra öğrencilerin eğer biraz tecrübesi var ise o öğrencileri bu merkezlerin, bu vakıfların genel merkezlerinde iyi departmanlara, pazarlama departmanı gibi, muhasebe departmanı gibi, işte insan kaynakları gibi departmanlara atayabiliyoruz. Var mı soru stajla alakalı? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu yine dediğim gibi bu staj programının flyer'ını göndereceğim linkte. Ben Merve Hanım size mi göndereyim linki dağıtırsınız yoksa buradan chatten mi atalım? Hem buradan atıp hem bana da gönderebilirsiniz. Ben de paylaşırım. Tamam. Tamam muhteşem. Buradan chatten hemen göndereyim linki. Bu link üzerinde dediğim gibi bütün detaylara ulaşabileceksiniz. Hemen şuradan göndereyim. Chat kısmını da anlatıyorum ona. Geldi sanırım. Evet geldi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim herkese çok çok iyi günler diliyorum. Umarım çok çok öğrencileriniz olur. Bir soru olursa bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı da yazayım buraya WhatsApp numaramı. WhatsApp üzerinden birçok kişi de var WhatsApp'ta var ama olmayanlar için. Pardon? Mail adresinizi de iletirseniz de çok sevinirim. Evet. Mail adresimi genelde birazcık zor bakabiliyorum şu aralar. Bizim seyahat dönemimiz. Bazen böyle seyahat dönemlerine denk gelebiliyor. Zaman zaman uzun seyahatler yapıyoruz arka arkaya. Şu an 600 tane falan mail var bunda. Ama bu hafta içinde temizleyeceğim herhalde. Ama mailden ulaşamazsınız. WhatsApp numarasından dediğim gibi acil bir şey olursa, bir soru olursa WhatsApp numarasından bana yazabilirsin. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Haberleşiriz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.